Gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu yeni dişimiz biliyorsunuz. Bakın kuyruk sarımı falan çok güzel. Hayvanın kendine geliyoruz güveni yavaş yavaş. Gel. Şimdi orada koyunlar olduğu için bunların kokusuna gidiyor. Belli ki çok güzel de davarcı bir hayvan. Gel kızım gel hele gel. İsmini de Nazlı koydum arkadaşlar. Çünkü çok nazlı. Gel kızım gel. Hayvan iyice ağırlaştı ve bakın arkadaşlar kuyruk sarımı falan çok güzel. Ama belli ki ilk doğumu olacak bu bunun. Çok erkenden kızana gelmiş ve ondan dolayı da gelişimi duraklamış. Daha bundan sonra bundan bir şey olmaz. Büyümez yani o kadar. Yani gebe olmasına rağmen de çok da zayıf bir hayvan. Bakımını falan güzel yapıyorum. İşte burada güzel bir yuvası olur ve yavrularını da güzel bir şekilde büyütür inşallah. Arkadaşlar yani boş bir hayvana benzemiyor gördüğünüz gibi. İşte bu hayvanı bu şekilde bakacağız. Yavruları eğer güzel olursa zaten belli eder kendini. Şöyle iyi köpeklerle eşleşmişse. Zaten davarcı adamlar da kötü köpek kolay kolay bakmazlar zaten. Bu da büyük ihtimalle onlardan gebeliğini almıştır. Onlarla eşleşmiştir. Bakın arkadaşlar. Ooo eşinmeye de başladı. Aferin benim kızıma Nazlı. Bak hele. Ya işte gördünüz mü arkadaşlar. İlgi. Bakım çok önemli. İlk geldiği zamanlar nasıldı? Ve şu anda nasıl? Yani bu da beni de mutlu ediyor. Yani emin olun ki yani o kadar anım şanım büyüklükte ve de iyi bir dişi değil. Yani açık konuşmak gerekirse. Ha sonradan ne olur ne biter bilemeyiz. Sert olur mu olmaz mı? Yani yavrularını köye göndermeyi düşünüyorum. Fazla olursa isteyen arkadaşlarımız da olursa hediye de ederiz onlara. Gel kızım gel. Gel Nazlı. Gel. Yani maskesi falan da çok güzel arkadaşlar. Boykan'ın diğer tasmasını bulamadım. Yoksa bunun boynuna bir tasma şart oldu. Hayvan iyice ağırlaştı ve kuyruk sarımı falan da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Boykayla bir dahaki seferinde bunu deneyeceğiz yani. Kızana geldiği zaman boykayla eşleyeceğim. O kadar çok küçük dişi de değil arkadaşlar. Mesela bizim eski videolarımızdan Sarı'yı bilirsiniz. Mesela o dişi de ufak tefek bir dişiydi ama size nasıl söyleyeyim 90 santimlik bir dişiyle değişmezdik yani biz o hayvanı. Murat abinin saresi gerçekten küçük müçük daha ama çok cesaretliydi arkadaşlar. Yani boykayla tuttuğu köpeği elinden almasak öldürürlerdi öyle ki sert bir dişiydi. Ama o da tabi insanlara karşı biraz tedirgin davranıyordu ama bunun yavaş yavaş özgüveni yerine göre gördüğünüz gibi. Bu da bizi mutlu ediyor yani. Yerini beğendi. Gel kızım gel. Hayır dışarı çıkmak yok gel. Kanas. Şu anda içeride kendini yedi bitirdi. Arkadaşlar dün şöyle bir yan yana biraz getirdim. Hiçbir sorun sıkıntı olmadı. Ama bu yeni köpeğimiz Nazlı içeride olduğu zaman buranın içerisinde Kanas içeri girmeye çalışıyor ve içeri girdiği zaman da Nazlı da Kanas'a havladığı için hırladığı için Kanas da deliriyor yani elimden kaçsa hayvana çökecek ama kesinlikle bırakmayacağım o şekilde yani iyice bir şey yapacağım iyice bunları alıştırana kadar o şekilde bırakmayacağım. Ta ki iyice birbirine alışana kadar. Çünkü bu hayvan bir de yüklü gördüğünüz gibi gebe. Ya bugün daha iyi gördüm arkadaşlar. Böyle kuyruk muyruğunu da kaldırdı. Yavaş yavaş özgüveni kendine geliyor. Bakın şuna ya. He benim kızıma. Gel. Nazlı. İsmini beğendin mi kız? Aferin benim kızıma.
Arkadaşlar bakmayın yani gebe olmasına rağmen çok da zayıf bir hayvan. Bakalım kaç tane yavrusu olacak. Bakımına falan çok güzel yapıyorum bu aralar. Yani sebebine bakacağım buna. Yani böyle baktığımız zaman da zayıf olmasına rağmen döş yapısını falan kafasını kalırsa görürsünüz. Yani gerçekten döşü falan da çok geniş. Biraz küçük tabii ki. Ama bu tür dişilerin altından 80 üstü köpekler de çıkıyor yani. Çıkmıyor değil. Dediğim gibi arkadaşlar yani daha çok erken, çok genç yani erken bir zamanda da kızana gelmiş. Ve ondan dolayı da gelişimi falan duracak. Tabi büyümez ama eşleşmeseymiş mesela. Bir kızanını boş geçirselermiş. Daha da büyük olabilirmiş yani. Biraz daha büyüyebilirmiş. Valla ummadık taş baş yarar demişler. Nazlı da öyle bir köpek çıkabilir. Değil mi kızım? Gel, gel, gel. Benim kızıma. Böyle bunu seve 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 arkadaşlar. Özgüveni yerine gelecek. Tabii o bu hayvana vurmuşlar yani. Dayak da yemiş. Baktılar gitmiyor. Ondan sonra getirdi oraya bıraktılar. O da bize denk geldi. Her şeyde bir hayır vardır. Aldım geldim. Yani kangal değil arkadaşlar. Saf bir kangal değil ama kangallık özellikleri var tabii hayvanın. Yani şimdi getirip de bunu böyle tamı tamına bir başka bir ırk benzetmesi yapamayız. Tabii Anadolu çoban köpeği ama kangallık oranı da var tabii hayvanda yani. Alın düzlüğü falan hepsi ortada yani. Uçak pisti gibi. Alın düzlüğü var. Kızım bu aralar biraz sancılı. Bilmiyorum doğumu ne zaman olacak olmayacak. Uzun sürer mi sürmez mi ama. Nazlı doğuracak arkadaşlar. Yavrular da güzel bir şey çıkarsa yani böyle davara gidecek sağlam köpekler tarzında yavrular olursa zaten yavruyken biraz kendini belli ederler iyi kötü. Şimdi bu hayvan biraz kaşınıyor arkadaşlar. Buna iç dış parazit falan vuramam. Çünkü gebe doğum gerçekleştirdikten sonra yapacağız arkadaşlar. Yani bunun ilaçlarını, tedavilerini de yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi kaşınıyor yani hayvan. Kızım. Kendine geleceksin. Kendine geleceksin. Hiç sıkıntı yok. Bakalım Boykal'a nasıl yavrular verecek. Yani ummadık taş baş yarar. Kuyruk tutucu falan güzel arkadaşlar. Yani boş bir hayvan değil. Zaten belli yani bu koyuncuların koyunculuk yapan adamların yani köpeğidir üzeri. Çünkü şu alt tarafta koyunlar falan geçiyor. Mesela direkt yanlarına gitmeye çalışıyor. Yani koyuncu da bir hayvan. Davara aşığı bir hayvan arkadaşlar. Kesin o adamda da erkek köpek olarak kötü köpek yoktur. Çünkü sonuçta adam hayvancılık yapıyordur. Bırakan kimse artık. Büyük ihtimalle güzel köpeklerle eşleşmiştir diye tahmin ediyorum. Tabi yavruları görmeden de bir şey diyemeyiz. Gel kızım gel gel gel. Gel. Gel hele gel. Gel. Benim kızım o. Ha, kuyruk muruk güzel sarıyor arkadaşlar yani. Tabi hemen yoruluyor gebe olduğu için. Bak hemen de kaşınıyor. Çünkü hayvanda şu anda kaşıntı falan var. Bir dış parazit falan yapsaydık iç dış iyi olurdu ama gebe olduğu için yapamayız arkadaşlar. Yavrulara bir zarar gelebilir. Gel 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 gel. Gel kızım gel.
Gel kızım, gel 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 gel. Aferin kızımı, gel. Nazlı. Nazlı. Nazlı da Nazlı ha. Öyle Nazlan iki, öyle Nazlan iki. Ben sana vurmam, vurmam. Korkma bende. Hadi kızım. Güzel kuyruk sarıyorsun ha. Bu tarz kuyruk saran köpekleri severim ben. Aferin kızıma, gel. Arkadaşlar bu şekilde gelişimlerinden ara ara videolarla sizinle olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.